Ekrem İmamoğlu, Halk Eğitim Merkezi ile anlaşmalı olarak kadınlara yönelik kurslar düzenleyen Arev Vakfı'nı ziyaret etti. Farklı alanlarda farklı sınıflar, işbirliği yaptığı kurumlar olduğunu görüyoruz, halk eğitim gibi. Mutlak belediyeden de beklentisi var buradaki emek gösteren bütün vatandaşlarımızın. Şimdi ona dönük de inşallah işbirliği yaparız, mekan sağlarız, emeklerini sergilerler, emeklerinin karşılığını alırlar. Bence bu güzel ve hayırlı hizmeti yapan Vehbi Bey'e, heyetine, vakfına teşekkür ediyoruz. İnşallah gelecekte tüm kurumlarıyla, belediye başkanlık ve diğer kurumlarıyla beraber el vererek inşallah halkımızın gelişimi için, kalkınması için, iyi eğitimli bir yerine gelmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Bugün de Sayın Başkan ve ekibini ağırladık. İnşallah hayırlara vesile olur diyoruz. Başkan İmamoğlu ve Vakıf Başkanı Vehbi Orakçı sohbet etti, birlikte sınıfları gezdiler. Başkan İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi'nin kadınlara yönelik desteklerinden bahsetti. Ürettiklerini değerlendirmiş olurlar, aile bütçesine katkıda bulunmuş olurlar. Bir de vadimizin bu geçiş noktasını yapıyoruz. Orada da farklı alanlarda böyle el emeğinin ticarete dönüştüğü belki 40-50 stand şeklinde sürekli ama. Yani sürekli. Orada da bir stand verebiliriz. Burada tek şartımız şu, ticaret değil el emeği. Yani ticaret değil derken şöyle hani birinden alıp satmak değil de evet, kendi ürününüzü satabileceğiniz alan. O konuda yerlerimizi veriyoruz. Pazardan tahsis konusunda hiçbir sorun yok. Yeni yapacağımız yerden de zevkle. Yeter ki el emeğinizi oraya taşıyın. Çünkü isteyen arkadaşlarımız var. Çok güzel görüyorum, öğreniliyor ve de ürüne dönüşüyor. Bunların satışıyla birlikte o geri dönüşümü sağlayabilmek, maddi durumları kötü olan aileler var. Bunları meslek olarak yapmak istiyorlar. Şu anda evlerinde yapabiliyorlar ama daha resmi ve ticari boyutlara ulaşılması için sağ olsun başkanımızdan bunların satılabileceği, sipariş alınabileceği ortamlarda diledik. Bildiğim kadarıyla Yaşam Vadisi diye bir yer açılıyor, halka bir hizmet var. Hanımlarımızın yaptığı bu eserleri orada sergilemek isteriz. Yani orada da bir yer olursa bize çok isteriz. Arkadaşlarımız da ister, biz de kendi adımıza da isteriz.